Dostlar selamlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır videolarda dostlarımı misafir etmemiştim. Şu anda yanımda Timur Akkurt var. Bir etkinlikten dönüyoruz. Etkinliğin adı Honor 10. Honor diye mi okuyoruz abi? Honor mı? Honor mı? On, ne ya? Dün video girdik, aynı sorular bizi de altta yazıyordu. Honor diyecekmişiz Türkiye'de. Evet. Ama burada Honor diyorlar. He, ben de Honor dedim. Altta gelen yorumlar Honor değil ulan falan filan şeklindeydi. Sert yorumlar geldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum muhteşem katkılarından dolayı. Şimdi konumuz başka arkadaşlar. Konu bomba. YouTuber olan arkadaşlar diğer YouTuber olan arkadaşların konseptlerini merak ediyorlar. İşte onlardan bir tanesi de burada. Yani hakikaten mesela sana sormuyorlar abi, sen ne zaman teknolojiden anlayacaksın? Mesela sizin bir kanal var ya, teknolojiden anlamayan adamlar, evet, diye. Adam. Adam diye. Adam mı? Evet. Şimdi bir baştan söyleyeyim ben, dur. Bunları atma Hakkı'cım. Olduğu gibi yayınlayalım abi. Madem bu konuşuyoruz hepsini konuşalım şimdi abi. Şimdi geldi dedi ki abi dedi, sen ne zaman teknolojiden anlayacaksın onu bir soracağım dedi. Oğlum dedim, teknolojiden ben anlıyorum zaten, Barış anlamıyor. İkincisi abi siz adamlar değil miydiniz dedi. Adam dedim. Adam kanalı da bilmiyor. Komple yanlış geldi yani. Peki bunların ekin şimdi kollamayla alakası var mı? O da yanlış. Yok. Çok yanlış mı geldi? İkimiz ekin de biz anlayan, Barış da anlamayan. Biz onu anlatıyoruz tamam, kanalda. Ben o zaman update konsept ediyorum. Konsept tamamen bunun üzerine kurulu. İyi abi, o zaman sen teknolojiden anlıyorsan daha güzel bir video olacak şu anda. Barış Bey neden anlamıyor? Barış'ın doğası öyle. Yani tamamen gerçekten o sokaktaki adam. Ve bakış açısı da o. Ne işime yarayacak şimdi bu diye geliyor yani. Peki şu anda bir iPhone'la çekim yapıyoruz. Mesela ona iPhone dediği oluyor mu? Aa, yok. İngilizcesi gayet iyidir. Peki yani İngilizcesi o kadar iyi olup da teknolojiden anlamamasının sebebi ne? Yani küçüklüğüne mi inelim, ne yapalım? Neden abi sence? Alakası yok. İlgi alanı değil. Çok müzik sever bir adam. Müzikle alakalı teknolojileri de anlar bu arada. Ama bunları mesela en basit böyle Nokia eski model bir telefonu vardı ilk tanıştığımızda. Hani hakikaten tuşlu muştu bizde kalmamıştı. O hala tuşlularla takılıyordu. Zaten oradan aslında çıktım ben de. Ya dedi, öyle güzel sorular soruyordu ki tam istediğimiz şeyleri soruyordu. Formatı da ben ona göre dedim ki böyle böyle, tamam işte biz bu diyaloğu yapacağız. Bu da kanal olacak. Çünkü %98'i sokaktaki insanın aynı şeyleri soruyor. Olay bu. Vallahi doğru aslında. Güzel bir konsept. Peki sen ona teknolojiyi anlatırken nasıl anlatıyorsun? En çünkü sade bu da şekliyle anlatıyorum. Artı goy goylu böyle birazcık. Çünkü şey değil, sıkıcı böyle efendim bunun bilmem ne değil de biliyorsun işte birazcık daha böyle eğlenceli bir şekilde sohbet ederken araya bilgileri sıkıştırarak alttan bilgileri vererek geçiyoruz. Bak, aynısını biz de denedik. Yani biz dedik ki işte önce videolarda gigahertz, megahertz, megabyte havada uçuşuyor, tamam mı? Bunları veriyoruz. Dedik ki acaba gerçekten böyle mi? Çok eleştiri geliyordu. Birisine oturttuk. Dedik ki abi şu videoyu bir izlesene. İşte video tamamen teknolojik bilgilerle dolu. İşte şuradan şu köprüsü şu kadar gigahertz, şu kadar çekirdek de bu kadar gigahertz, hani bunların şöyle falan filan neyse şu kadar gigabayt. Videoyu durdurduk, dedik ki ne anladın? İşlemcisi kaç gigahertz'ti falan, kaç gigabayttı? Vallahi bilmiyorum. Abi onların aslında şöyle söyleniyor. Oyun oynanınca kasıyor mu? Diyor. GTA oynatıyor mu? Fotoğraf çekince nasıl dağılıyor mu resim? Güzel görünüyor mu? Düşük ışıkta nasıl? Sorular aslında bunlar. Ve onunla ilgili performansı da anlattığın zaman sorun yok. Şunu da söylemek lazım. Donanım Haber'de Erdi ile Mesut'u biliyorsun. Evet, hiç sevmiyorum. Ben severim. Ama hardcore power user'cılar. Abi şu an Mesut karşımızda bizi kesiyor. Evet, uzak biraz ama. Power user anlatışı onlar, tamam mı? Çok yüksek teknik bilgi var. Levent Pekcan keza öyle. Tamam ya, yani onlar zaten bu işi güzel yapıyorlar. Yani bizim o kadar kasmaya da ihtiyacımız yok. YouTube'un da güzelliği bence burada. Anladın mı? Mesela Shift Delete nasıl? Hızlı. İyi. Hızlıdır. Çok iyi. Çok iyi. Mesela tamam, bir şeyi çabuk yayına verir. Doğru. Tamam mı? Mesela sizin özelliğiniz o. Biz nasıl yaparız? Biz teknolojiyi en anlaşılır şekilde, sade ve eğlenceli şekilde sunarız. Mesutlar ne yapar? Power user'a göre, detay isteyene göre verir. Hem bu renk güzel zaten, anladın mı? Arkadaşlar yani, Türkiye'nin internet altyapısı çözülmüştür. Tamam. Sınıflandırma tamamdır. Dağılabiliriz artık. Şaka bir yana abi, şimdi sen teknolojiden anlayan adam olarak, teknolojiden anlamayan Barış'a bu konuları anlatıyorsun. Daha sonra insanlar görüyor, ulan bu adam anlıyor galiba falan deyip sana gelen çok garip bir soru var mı abi? Yok yani, hiç olmadı. İlk soruyu sen sordun abi sen. Genel anlamda bizim, yani bir de bizim takipçilerimiz şey ve büyük milyonluk kanal değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız. Çünkü o milyon olmak için gerekli içerikleri üretmiyoruz. İşte herkes bizi tanıyorlar. Yani nasıl biliyorsa aslında sokakta karşı abi aynıymışsın diyor. Abi ne oluyor biliyor musun? Bir benzeri bana oldu. Geçen bir üniversitede etkinliğe gittik. Karşıda işte arkadaşlar var. Vay kardeşim nasılsın falan. Tanımıyorum çocuğu. Ama iyi bir insana benziyor. Anadolu insanı. Anadolu insanı. Geçtim abi karşısına. Kardeşim ne yapıyorsun dedim. Nasıl gidiyor burada hayat falan. Adam konuşuyor. Ne oldu dedim birader, hani bir sıkıntım var falan. Heyecanlı. Abi dedi şu an şok içerisinde ya. Ne oldu dedi, sanki dedi YouTube
ekranı karşımda, play'e bastım sen konuşuyorsun dedi. Güzel. Benzer yok. Efekt şimdi anladım. Mesela televizyon starlarında böyle şöyle oturamıyoruz. Evet. Ama bizde o yok. Bizim yanımıza gelebiliyorlar. O keyif var işte. Televizyon dünyası da bunu çözemedi. Abi bir gün bana ne soru geldi bak, bir e-mail. Yani her gün geliyor garip garip sorular ama bir tanesi şöyle geldi. Abi ben ne yapayım? Mail bu. Of, bana da geliyor öyle sorular. İşte ben abi de YouTube, onları soruyorum YouTube işte. YouTube işine gireceğim abi. Ondan sonra YouTube işi ne abi ya? Ya o mesela ben öyle hani ne yapayım diye ben YouTube işine gireceğim diye soruyorsan zaten yapamayacaksın. Bir kere kafadan onu söylüyorum. Hatta gazetede de bunu yazdım. Bunu diyorsanız kendinize hiç girmeyin. Peki boşuna bir şey soracağım abi. Bak ben maalesef olumsuz haber veriyorum. Yani bunu açıklamakla hani ben samimiyetimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Yalan dolan yok. Birçok insan niye cevap vermiyorsun lan diye kızabilir ya. Cevap onun veriyorum da. Kolları koptu bu arada. Şu... Evet, Onur'a da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Onur, bu çekimi şu an Onur. Ama abi herifin bacakları zannettim koluymuş yani. Amut'ta mı çekiyorsun? Madem öyle kolların var tutacaksın kardeşim yani herifin. Bir kolunu şöyle yapıp gösterme şansın var mı abi? Dur ben bir tane selfie çekeyim. Biz şöyle dönelim. Evet. Bu arada bir dakika geliyor selfie. Onur'u da belgeleyeceğiz. Şöyle duralım. Nasıl yapsak şöyle alt açı yapayım. Çek abi öyle. Tamam. Şu anda Onur'u ekranda Onur'u da görüyorsunuz. Onur ve kolları. İki tane var ama sadece. O nedenle sıkıntı yok. Sen bile bir şey söyledin abi. Abi gelen e-postalar arasında şu var. Diyor ki adam, abi diyor müthiş bir fikrim var. Yer yerinden oynayacak, konuşmamız lazım. Dolu var öyle bana mail. Projemiz hazır abi. Abi gülüyorum ama yani kusura bakmayın. Yani şöyle gülüyorum. Abi altının dolu olması lazım. Ben de hiç duymadan yani normalde ne olur? Aa öyle mi hani bir anlatın bakalım falan olur. Demiyorum onu. Diyorum ki kardeşim zaman sorunum var. Gerçekten zaman sorunum var. O nedenle sana yardımcı olamayacağım diyorum. Çoğu da eyvallah falan diyor. Öbür türlü ne oluyor? Bak unutma lafını. Buyur abicim ne oldu diyorum. Adam diyor ki işte abi bir sosyal ağ yapacağım. Herkes birbirine. Kardeşim bunu Facebook yaptı falan diyorum. Allah Allah falan filan diyor. Bazısı da şey söylüyor. Ya diyor abi diyor senden çıkmayacağına eminim. Onun için sana anlatabilirim projeyi diyor. Ona ben de diyorum ki yani bana anlatmana gerek yok. Bence yap kurtul. Hani hayata geçirmeleri gerekiyor. Yapılacak ya, iş yani akacak kan kol neydi? Damarda durmaz. Kan aynen. Ya bir de o da büyük bir sorumluluk yani. Ya başkası yaparsa adam diyecek ki ulan Timur abi ha, sattı beni. İşte. E tabii öyle de bir risk var. Ama neticede diyorum ki yani bir şey yapacaksa herkes yapsın hiç durmasın. Yani en azından YouTube bu şansı herkese veriyor. Ya bir de hakikaten bizde böyle bir mentörlük yapacak vakit yok. Yani ben de Timur abiyle şimdi bir etkinliğe gittik. Hani hakikaten etkinliğe katıl, ürünü incele, e-maillere bak, sosyal medyayı montaj besle. Yap, videoyu yayına koy. Hah, bir de bizde o da öyle bir durum var. Montajı da yapıyorsun hani böyle etkinliklerde hızlı yapmak için. Hani geriye kalan zamanda adama nasıl mentörlük yapalım? Yani o nedenle hiç umut vermemek en iyisi. Ben de öyle yazıyorum. Diyorum ki adama, abi diyorum zaman sorunu var. Lütfen diyorum yardımcı olamayacağım. Ha, bir şey olursa diyorum forumda aç başlık. Hakikaten benden daha fazla yardımcı oluyorlar. Yani forumda açıyor başlık, bu arada altına düşüyor. Şey var. Hani bundan 10 yıl 15 yıl önceye göre artık teknoloji forumlarda ya da işte YouTube video yorumlarında baktığında ciddi bilgili adamlar türedi. Yani bir sürü şey öyle bir teknik detay söylüyor. Vallahi ben de senden öğrendim kardeş abi, diyorum. Yani. Şey gibi oldu böyle amansız övücüler diye bir kanal vardı. Abi ya ne oldu biliyor musun? O ona anlatayım bu videoyu bitirelim. Ya bir kanallarla işbirliği yapalım falan istiyoruz tamam mı? Hani böyle shift et eyvallah teknoloji odaklı ulaşıyoruz birilerine. Amansız övücüler diye bir ekip buldum. Dedim ki oğlum bunlar çok iyi dedim ya. Ben bunlara bir e-posta atayım. Unuttum aradan birkaç gün. Dedim ben bunlara e-posta atayım artık. Açtım böyle. Girdim kanala. Bir video yayınlamışlar. Dedim onu izleyeyim ondan sonra yazayım. İzledim abi, izlediğim video ne biliyor musun? Arkadaşlar kanalı kapatıyoruz. Elini daha düşüncen yetti. Kapandı mı hakikaten o kadar? Kapattı. Bilmiyorum hani yeni video çıkmadı. Adamlar ama, şey dedi ama hani. Ama isim güzelmiş ya. Amansız övücüler. Şey yapıyorlar abi. Bir şey konuşuyorlar falan. Böyle, ooo abi falan. Abi ne verirlerse övüyorlar falan. Yani anladığım kadarıyla. Güzel bir iki videosu izledim. Ben galiba bir kere izledim onları. Güzeldi abi. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim. YouTuber arkadaşlarla böyle sohbetler edeyim istiyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Timur abiye ve bana sormak istediğiniz, iletmek istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazın. Bu video hakkındaki görüşlerinizi de lütfen yorum kısmına yazın. Videoyu beğenirler mi abi? Beğensinler artık. Yani. Emek Onur, bak Onur'un kollarını gördünüz. Onun hatırına yani. Video. Çocuk felç oldu bence öyle duruyor. Yani onun hatırına. Dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.